Cümleten selamünaleyküm. Bu videoda Max 8 MXP 2003 modelinin bakımı ve parça değişimleri nasıl yapılır bunu göstermeye çalışacağım. Ön uç tutma kısmını değiştireceğiz. Kümülerini yenileyeceğiz. Tetiğini yenileyeceğiz. Tetiği arızalı olduğu için verimli bir şekilde çalışamıyor. Ayarlı da çalışmıyor zaten. Komple hepsini yenileyeceğiz. Şanzıman yağını değiştireceğiz. İç kısmını yenileyeceğiz. Yeni bir hale getirmiş olacağız. Komple sökmeye başlayayım şimdi. Yine bu tetiklerde de kondansatör kablo ile takılı. Bu matkap modellerinde. Yine öbür tetiğe takarken kondansatör yerini bulup o şekilde takacağız. Kömür yatağını bu şekilde yerine çıkarıyoruz. Yan tarafından böyle maket bıçağı ucu gibi bir şeyle bastıralım. Daha sonra ön kısmı söküyoruz. Ön kısmı sökerken bu kolların çoğunun genelde aynıdır. En son tarafa, yani ya bu taraftadır, delici tarafının olduğu yerde ya da kırıcı tarafının olduğu yerde çevirdiğiniz zaman bir yerde boşluk bırakır. Yani bir tarafa tamcı dönmesi lazım. Bu tarafa dönmüyor mesela. Diğer tarafa çevireceksiniz. Kırıcı tarafına. Bastığınız zaman daha da aşağı döner. Daha aşağı döndüğü yerde çıkarıyorsunuz. Şu şekilde. Hepsi böyle olmuyor tabii. Ama genelde çoğu bu şekilde bir tarafa getirdiğiniz zaman çıkıyor. Şu şekilde şanzıman kısmını ayırıyoruz.
Burayı da çıkaracağız. Bazılarında endüvi çıkmıyor. Bu şekilde beraber kaldığı için bazen direkt çıkabiliyor. Komple yağını da yenileyeceğiz. Temizleyip. Bu şekilde boğazındaki halka sekmanı da çıkarıyoruz. Daha sonra kutu çıkıyor. Biraz parça kırık. Bu şekilde matkapların bakımını falan yaparken eski yağı komple temizlememiz daha iyi olur. Çünkü dönen kısımların dişlerin parçaları falan yağın içinde biriktiği için zarar olur makineye. Yeni yağ ile toplamanız daha iyi.
Şunlar eski uçuştan çıkanlar. Şunları takacağız. Yeni gelenleri. Daha sonra yeni tetiği takacağız. Yeni kömürleri takacağız. Kömürlerini de değiştireceğiz. Kendi kömürleri soketli pabuç var üzerlerinde. Şu an bendekiler pabuçlu değil. Yay var. Ama boyutları aynı olduğu için yayları çıkardığım zaman kullanılabilir. O şekilde yapacağım. Bu şekilde koyduğunuz zaman yine çalışıyor. Bu şekilde yapacağız toplarken. Şimdi komple baştan topluyoruz. Bu kısımda herhangi bir sıkıntı yok. Geçişlerinde. Şu kısım darbe, delici. Darbe ve aynı zamanda delici işlemini geçiren yer. Şu şekilde enilerdeyken darbe kısmı çalışmıyor. Ortaya getirdiğimiz zaman darbe ve delme çalışıyor. En alta getirdiğimiz zaman da sadece darbe çalışıyor. Buradaki sistemin çalışması bu şekilde. Yani sekrometre ile çalışan bir sistem var burada. Bu mili boşa çıkarıyor. Beraber alıyor. Bu şekilde çalışmış oluyor. Sistemde herhangi bir sıkıntı varsa, eğer elinizdeki kırıcı deliciklerde bir çalışma problemi varsa, yani sadece deliyor, kırmıyorsa veya kırıp delmiyorsa burada bir sıkıntı vardır. Burayı kontrol ettiğiniz zaman sorun çözülür. Komple yağlayıp topluyoruz geri.
Bu şekilde her yerini güzelce yağladıktan sonra yerine oturtuyoruz. Daha sonra uç kısmını takıyoruz. Daha sonra ana gövdeyi birleştiriyoruz. Bu şekilde ön kısmını da gövdeyle birleştiriyoruz. Yan tarafını takıyoruz. Yine aynı şekilde çıkardığımız gibi bastırıp kırmızı tarafının alt kısmına geldiği yerden yerine oturtuyoruz. Yerine oturturken orayı da söyleyeyim. Bu iki tane tırnak olan yer bu tarafında kalmayacak. O iki tırnağın ortasına girecek. Yani bu tarafta boşlukta kalırsa bu tarafa çevirdiğiniz zaman bunu çekemez. O yüzden bunu takarken dikkat edin. Bu iki boşluğun arasına gelecek. O kolun oturacağı yer. Yani şu küçük kısım o iki tırnağın arasına oturacak. Bu şekilde burayı da takıyoruz. Daha sonra kömür kısmını yerine oturtup tetik bağlantısını yapıyoruz. Bu şekilde yaylarını da yerlerine oturtuyoruz. Kömürlere baskıyı sağlayabilmesi için. Daha sonra tetik bağlantısını yapıyoruz. Tetik bağlantısında yine kondansör dediğim gibi kablo bir şekilde. Yani normalde bazı modellerde şu şekilde üstünde hazır oluyor kondansörler. Yeni tetiklerde. Bu tetik de üstünde yok. Çünkü eski tetiği kablolu olduğu için bunu buna geçireceğiz.
Yine kondansatör bağlantısı için üzerlerini gösteriyor. 4 ve 6 yazıyor mesela. Numaralara da baktığımız zaman 4 ile 6'da olduğunu görüyoruz. Bunu da anlayamadım. Yeni gelen tetikte anlayamadım. O yüzden önceki videoda gösterdiğim şekilde kondansatör yerini bulacağız. Yani ben gibi anlayamayanlar için. O kısımda elektrik var. Bastığımız zaman bir geçiş yok zaten. Yani bu kısım faz girişi. Bu kısım eksi girişi. Evet. Şu kısım kondansatörümüzün ilk yeri. Yani tetiğe ilk bastığımızda yanan yer. Kondansatörün bağlanacağı yer. Burayla burası. Tam bastığımız zaman alttaki yanıyor zaten. Yani kondansatör bağlantı yerini bu şekilde rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi kondansatörü buraya bağlayıp bağlantısını yapacağız. Uçların sertliği iyi, o yüzden pabuç takmayacağım. Şu şekilde kondansatör bağlantısını yapıyoruz. Daha sonra statördan gelen girişlerin bağlantısını yapıyoruz. Daha sonra elektrik girişini yapıyoruz. Bu uçlara pabuç takacağım.
Bu şekildeyken kontrolünü yapıyoruz. Bu şekildeyken kontrolünü yapıyoruz. Evet, çalışıyor. Komple topluyoruz daha sonra. Bu şekilde matkabımızı komple yenilemiş ve bakımını yapmış oluyoruz. Tekrar kontrol edelim. Evet, gayet güzel bir şekilde yenilemiş oluyoruz. Umarım izleyen herkesin işine yarar. Bu şekilde matkabımızı yenilemiş ve bakımını yapmış oluyoruz. Umarım izleyenlerin işine yarar. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.